Kıymetli dostlar, herkese sevgiler gönderiyorum. Geçen hafta Semirkent gezimiz oldu. Semirkent'e gittim. Merkezinde değil ama Büyük Kabaca, yine Küçük Kabaca, Genç Ali ve Ulubey köylerine gittim. Tabii malum ortalık korona hastalığı hala devam ettiğinden dolayı haber vermeksizin gidiyorum. Orada spontane gelişen bir şeyler olursa merak ettiğim yerlere orada köylülerimize soruyorum. Bilgi toplamaya çalışıyorum. Tabii bundaki amacımız biliyorsunuz. Takipçilerimiz tanırlar. Bölgenin Türkleşmesi, Isparta'nın fethiyle alakalı coğrafyayı gezip ondan sonra yorumlar yapıyoruz ve araştırmasını yapıyoruz. Tabii Ulubey Köyü çok önemli bir köy. Tarihi anlamda ve bölgenin ilk Türkleşmesi anlamında stratejik bir öneme sahip bir köy. Ve halen daha köy bu önemini koruyor. Civarındaki mesela Çaylak mevkisi 1481'de yine bizim gördüğümüz dönem dönem yörüklerin yerleştiği bir bölge hala aynı isimde de devam ediyor. Tabii ben Uzun Er, yani Seyyid Ali'nin türbesini özellikle merak ettiğim için Osman Gazi'nin kitabını yazan birisi olarak keşke daha evvel bilseydim de Bilecik Kalesi'nin fethini anlatırken Seyyid Ali'yi anlatsaydık. Onu orada bir canlandırsaydık kitabımızda. Kısmet değildi. Ben bugün öğrendim. Yani yeni öğrendim. Köyün böylesine Isparta'nın fethinde ve coğrafyadaki konum itibariyle gerek kültür gerek tarih anlamında stratejik önemi olmasına rağmen köyün üzerinde nedendir bilmiyorum çalışmalar yetersiz ve eksik geliyor benim gözümde. Mesela 1481-1568'de köyde yaşayan kişi isimlerini yeni okudum. Bunların yayınlanması gerekliydi. Dikkat ederseniz Eğirdir ve Anamas'ta hemen hemen çoğu köyün okunmadık defteri kalmadı. Hepsini biz okuduk, yaşayanları okuduk. Bu çok önemlidir. Neden? Köydeki yaşayan kişi isimleri aynı zamanda o köyün inanç, kültür ve tarihi hakkında bize çok önemli bilgiler veriyor. Mesela Mahmatlar Köyü, Eğirdir Mahmatlar Köyü'nde köyde yaşayanları 1481 ve 1502 tarihli arasındaki 994 numaralı ki bu defterimizde köyde yaşayan kişileri okumamış olsaydık Mahmatlar'da bir şeyhin ve dervişlerin olduğunu bilemeyecektim ben. En azından kendim için söylüyorum, bilmiyordum. İşte bu bilgileri veyahut da başka derkenar olsun ekstra bilgileri dönemdeki inancı, dönemdeki yapıyı bir nevi anlayabilmek için köylerimizde yaşayan nüfusların, kişilerin, hane reislerinin tek tek isimlerinin okunması gerektiği kanaatindeyim. Bu yüzden dolayı Eğirdir'le Anamas'ta hemen hemen köy kalmadı diyebiliriz ve onu kitabı buradan müjdesini de verelim baskıya gönderdik. Kapalı bir tarih olmasın. İnsanlar artık efsaneyle değil gerçek bir tarihle yaşasınlar, görsünler, gerçek tarihi öğrensinler anlamında. Ulubey Köyü'nde de böylesine önemli, stratejik bir köy diyoruz ama köyde yaşayan kişilerin isimleri okunmamış. Yani okunduysa da ben bilmiyordum. O kadar baktım, bulamadım. İki defterde 1568 yılındaki defterimiz ve 1481-1501 arasındaki kişi isimleri, hane sayısı ve en son 1840'takini okuduk. 1840 yılındaki Ulubey Köyü'nde yaşayan bütün herkesi tek tek liste liste şimdi yayınlayacağım. Tabii bu yeni dönem. Asıl diğer dönemler benim için çok önemliydi. Şimdiki dönemlerde de mutlaka Ulubeyliler de takip edeceklerdir. Ondan dolayı hatırlatmak istiyorum. Ortalama 40 yaşında bir kişi dedesinin dedesini veya babasını görecek. Yani 1840 yılında Ulubey'de o zamanki Uluborlu'ya bağlı olan İlegüp köyünde yaşayanlar eksiksiz olarak tam liste şimdi yayınlayacağım. Bunlar bizim için önemlidir. Çünkü o tarihteki demografik yapıyı, köyün nüfusunu, ekonomik yapısını bu nüfus defterlerinden görebilme imkanımız var. 1840 tarihli yayınlıyorum. Bundan öncesi olan 1830 tarihli yine nüfus defteri vardır. Bundan sonraki olarak da şu anda sizin E-Devlet'te soy ağacı olarak gördüğünüz
1914 yılına ait nüfus defteridir. Yani E-Devlet'te en üstteki dedeniz, ki onun babasının adı yazmaz artık, en sondakinin baba adı yazar, onun doğduğu, öldüğü yeri bilemezsiniz. İşte o görmüş olduğunuz 1914 yılında sayımı yapılan nüfus defterinin hane ve kişi sayılarıdır. Şimdi benim yayınlayacağım ise 1840 yılına ait olan İlegüp köyündeki yaşayanlardır. Hani nüfus cüzdanınızın, eski nüfus cüzdanları için söylüyorum, ters çevirin veya yeni kimliklerde hane no yazar. İşte o hane no, o köydeki dönemin nüfus memurları tek tek gelip hane 1'den imamdan başlar, hane 2'de kim yaşıyor ise, hane 3'te kim yaşıyor ise hepsini tek tek not etmişlerdir. Hane hane gezmişlerdir. İşte sizin hane numaranız 1914'teki nüfus sayımının hane numarası. Şimdiki yayınlayacağım da hane numarası tutanlar var ise bakabilirler. Ancak hane numaralarında değişiklik söz konusu olabiliyor. 1840 ile 1814'ün arasında bir 3-4 hane bazı köylerde farklılıklar var. Tutanlar da olabilir. Bu yüzden özellikle nüfus cüzdanınızdaki hane numarasına bakın. Ve şimdiki yayınlayacağım hane numarasının 3 veya alt veya üstünden yine kendi ailenizi görebileceksiniz. Yalnız dikkat edin, 1840 yılında yaşayan kişilerdir şimdiki yayınlayacağım listedeki yaşlar. Kaynak nedir? Kaynak devlet arşivlerinde Osmanlıca olarak, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olan 1840 yılındaki Konya eyaleti Uluborlu kazasına bağlı İlegüp kariyesinin nüfus defteridir. Orijinalinde bir bakalım isterseniz. Evet kıymetli dostlar, şu an gösteriyorum. Orijinal defterin kendisi, bu defter, nüfus defteri devlet arşivlerinde bulunabilir. Görmüş olduğunuz gibi Gariye-i İlegüp, Tabi-i Uluborlu. Biliyorsunuz Ulu Bey'in eski ismi İlegüp. Bakın hane 1. Hane 1 birinci kişi. Sene 1840. Gariye-i Mezbur'un hatibi. Orta boylu, kara sakallı. Hüseyin Efendi veledi Kazım oğlu Süleyman. 28 yaşında hane 1'de Ülegüp'ün 1840 yılındaki imamı. Gariye-i Mezbur'un hatibi, orta boylu, kara sakallı Hüseyin Efendi veledi Kazım. Oğlu Süleyman, yani Kazım'ın oğludur Hüseyin Efendi diyor. Oğlu Süleyman da aynı hanede. Muhtemelen buradaki Süleyman 28 yaşında Ülegüp'ün imamı. Devam ediyoruz. Hane 2, Gariye-i Mezbur'un imamı. Bakın burada hatibi diyor, burada imamı diyor. Ayrı bu. Orta boylu, kara sakallı, Kazım veledi Kazım. Evet, Kazım veledi Kazım oğlu Süleyman. Bakın bu da Süleyman, bu da Süleyman ama bu 35 yaşında Kazım veledi, yani Kazım oğlu, Kazım oğlu Süleyman diyor. Bu da yine imam. Bu hatip, bu imam olarak yazılmış. İkisi de Ulubey köyünde ile Güp'te. Efendim devam ediyoruz yine hane 1-3. Merkum Hüseyin Efendi'nin oğlu Hasan. Bakın bu 3 yaşında merkum hatip Hüseyin Efendi'nin oğlu Hasan 3 yaşında. Bunu ben şimdi size hani bizzat defterin kendi orijinalini göstereyim diye açtım. Hepsini şimdi güncel dil ile tamamını yayınlayacağım. Tamamı 240 kişi olarak göreceksiniz. Bakın şöyle, zaten hane 2'ye kadar, şurası hane 2,
Buraya kadar gördüğünüz gibi 8 kişi var. Hane 1'de yaşayan. Oldukça kalabalık yaşıyorlar bu arada. Şimdi size latinize edilmiş halde son okunmuş şekliyle yayınlayacağım. Efendim köylerimiz bir değerdir. Köylerimize, tarihlerimize sahip çıkmak ümidiyle esen kalın.